Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 trafik adabı ehliyet sınav sorularını, örnek sınav sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Banko trafik adabı sorular sık sık çıkan sorulardan derledim arkadaşlar. YouTube kanalına abone olup YouTube kanalında kalarak %100 sizlere çıkacak soruları çözerek Instagram hesabı Nedim Şeker Akademi kanalını takip ederek 2021 yılında çıkmış ehliyet sınav soruları, güncel sınav sorularını çözelim. Sınavlarda yüksek puan alarak geçelim arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar trafik adabı nedir? Trafik adabı, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır trafik adabıdır. Birinci sorumuz trafik adabı ile ilgili bir soru gelmiş. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler? Evet, bakın altını çizelim hemen. A. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini. B. Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu. C. Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını. D. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını. Evet, burada trafik adabını hangisi belirler sormuşlar. Tabii ki arkadaşlar D seçeneğidir cevabımız. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını belirler. İkinci sorumuza geçelim. Evet, hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? A. Bencil. B. Hoşgörülü. C. Aşırı tepki gösteren. D. Görgüsüzce davranan. Evet, burada arkadaşlar dikkat edersek, bakın. Sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazla sahip olmayan, bunlara sahip olmayan değil mi? Hangisidir? Burada bakın, hoşgörülü olmazsa kişi nedir arkadaşlar? Öfkeli araç kullanır, sabırsız olur, yorgun, stresli bir şekilde hareket eder. B seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, trafikte iki araç yol verme vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadırlar. Sık sık trafikte yaşanıyor bu olay arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken diğer araç sürücüsünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur? Evet. Değil mi arkadaşlar? Birisi öfkeliyse diğeri öfkelenmemesi. Yani ona gülümseyerek cevap vermesi, bakın o kişinin geri adım atmasına sebep olabilir. Evet. Aynı şekilde karşılık vermesi A. B. Küfretmesi. C. Mimiklerle öfkesini belli etmesi. D. Gülümseyerek karşılık vermesi. Tabii ki arkadaşlar burada trafik adabı açısından gülümseyerek cevap vermesi, karşılık vermesi önemlidir. D seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz, trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Evet, sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük, feragat ve fedakarlık.
değil mi? Trafik ortamını sağlamaya katkıda bulunacak huzurlu trafik ortamı dediğine göre nedir? Fedakar, feragat olması gerekir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 5. sorumuza geçmeden diğergamlık nedir? Diğergamlık kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır, değil mi? Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendisine tercih etmektir diğergamlık. Evet, diğergamlıkla ilgili de sınavlarda mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Bakın diğergamlıkla ilgili bir soru gelmiş. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine sahiptir? Bencillik, saldırganlık, diğergamlık, sorumsuzluk. Evet arkadaşlar, kendinden çok başkalarını düşünen kişi diğergamlıktır. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza geçelim. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. A. Öfkeli. B. Yetenekli. C. Sabırsız. D. Hoşgörülü. Evet, yine arkadaşlar burada bakın hoşgörüden bahsetmiş, değil mi? D seçeneği doğru cevap. Hemen 7. sorumuza geçelim. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Kabalık. B. Hırçınlık. C. Bencillik. D. Sorumluluk. Evet, sürücülerin esas amacı nedir arkadaşlar? Yolcuları trafik kazasına karıştırmadan aldıkları sorumluluğu yerine getirmektir, trafik kurallarına uyarak. Evet, burada da sorumluluktan bahsediyor. D seçeneği doğru cevap. Empati nedir arkadaşlar? Empati bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız. Ben onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim, nasıl düşünürdüm, değil mi? Karşımızdakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlamak, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına asla yapmamaktır empati. Hemen bir soru çıkmış, bakın empati ile ilgili. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysa ki nokta nokta düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir diyor. Öfke, bencillik, empati, sorumsuzluk. Evet. Arkadaşlar burada da yine aynı şekilde bakın trafik adabı sorularında 3 olumsuz 1 olumlu, yine bakın empatiden bahsediyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz bireye yapılan hak ihlallerinden gelmiş. Mutlaka sınavda soru geliyor. Aşağıdakilerden bakın davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinde biri değildir? A. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. B. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. C. Trafik kurallarına riayet edilmesi. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Arkadaşlar burada bakın en sol şeridi kullanmak bireye yapılan hak ihlallerindendir. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanmak yine bireye yapılan hak ihlalidir. Kaza yapmasına sebep olabilir.
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek yine birey hakkıdır. Trafik kurallarına riayet edilmesi birey hakkı değildir. Bakın, trafik kurallarına riayet edilmemesi demiş olsaydı o zaman birey hakkı oluyordu. C seçeneği doğru cevap. Hemen 10. sorumuza geçelim. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirlerine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile sorunlar kısa sürede çözülecektir. Bakın. Evet, asabi, aşırı tepkili olan, kaba ve saldırgan, saygılı ve nezaketli olan bir kişi. Evet, burada da cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak trafik adabına sahip sürücüler için çok çok önemlidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? A. Öfkeli olmak. B. Sabırlı davranmak. C. Başarılı iletişim kurmak. D. Kural ihlalinden kaçınmak. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın, hoşgörülü olma özelliği taşımayan, öfkeli olmak, sabırlı davranmak, başarılı iletişim kurmak, kural ihlalinden kaçınmak. Bakın, burada öfkeli olmaktır, değil mi? A seçeneği doğru cevap. 13. sorumuza geçelim. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla birlikte trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Bakın, hangi temel değeri? Hırçınlık, bencillik, sorumluluk, hoşnutsuzluk. Tabii ki arkadaşlar, sorumluluk yerine getirmemiş oluyor, değil mi? Temel değeri yerine getirmemiş olur. Kurallara uymazsa kazaya karışır. B seçeneği doğru cevap. Hemen 14. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması. B. Kural ihlallerinin azalması. C. Direksiyon hakimiyetinin artması. D. Kazaya karışma olasılığının azalması. Evet arkadaşlar, dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması. Burada da dikkat ederseniz dikkatin dağılmasıdır. Öfkeye kapılan sürücülerde görme olasılığı daha fazladır, değil mi? A seçeneği doğru cevap. Evet, öfkenin yönetimi nedir arkadaşlar? Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal fizyolojik tepkileri azaltmaktır esas öfke yönetiminin amacı. 15. soruya geçmeden beden dili hakkında bilgi vereyim. Beden dili, trafikte seyir halindeyken sürücünün yaptığı hata sebebiyle el kol hareketleri kullanarak diğer sürücülerden özür dilemesi, değil mi? Olumlu sonuçlar doğurur beden dilini kullanmak. 15. sorumuz, seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi temel değer, hangi uslubun kullanıldığını örnek olur? Bencilliğin,
beden dilinin, inatlaşmanın, tahammülsüzlüğün. Evet arkadaşlar, burada el, yüz ifadelerini kullanması, özür dilemesi tabii ki olumludur. Değil mi? Trafikte olumlu şeylere sebep olur. Burada evet beden dilini kullanması Bursa seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak emeğe saygı bakımından abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. %100 2021-2022 elektronik sınavlarda çıkacak garantili örnek soruları da kaçırmayın. Hepinize tekrar başarılar. Sınavlarınızda yüksek puan alacağınızdan emin olun arkadaşlar. Kanalımızda kalarak yüksek puan alabilirsiniz. Konuları da tekrar ederek trafik, motor, ilk yardım ve trafik adabı konularını detaylı olarak anlattık. Ve bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.